Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Instagram'da bana sürekli sorduğunuz abla işte ya ben de gezmek istiyorum, nasıl geziyorsun, param yok, nasıl gezeceğim vesaire gibi sorularınızın tümden cevabını verip artık parasız da yola düşebileceğinizi göstermek istiyorum. Bu konuda gerçekten ben de muzdaribim. Yani arkadaşlar, gezebilmeniz için illa paranızın olması, paralı bir kocanızın olması ya da sponsorunuzun olmasına gerek yok. Hani Instagram'da orada burada şurada gördüğünüz YouTuber'ların işte Instagör'lerin hepsi zaten sponsorların ödediği fahiş fiyatlı konaklamalı yerlerde kalıyorlar. Ve ondan sonra bu insanların gittiği yerlere ya ben gidemeyeceğim ya ben yola çıkamayacağım. Bunlar bir bakıyorsunuz onların gittiği yerlerin fiyatları gecelik 400 lira 500 lira konaklıyorlar. Ondan sonra bir geziyorlar ediyorlar. Yani ben bu şimdi bunu düşününce bir insan diyor ki ben çıkamam bunun işinden, ben gezemem, yola düşemem. İşte bunların hepsini tamamen sizden silecek olan ve tamamen ücretsiz bir şekilde gezebileceğiniz vakıflar, platformlar, ülkeler, şehirler hepsinden bahsedeceğim. İlk başta Türkiye'den başlayalım. 25 şehir yaptığımı zaten fotoğrafta da görmüşsünüzdür. Arkadaşlar hadi 5 şehrini çıkaralım öncesinde gittiğim ama 20 şehrini ben üniversite zamanında gezdim ve parasız gezdim. Ve bunu sağlayan bana devletin öngördüğü bir proje yani. Gençlik kampları projesi. Bu da Gençlik Spor Bakanlığı'nın elindeki bir proje. Bu da devlet destekli bir proje. Girizgah niyetinde bir konuda da açıklık getirmek istiyorum. Çoğu insanın aklında şu konuda eminim bir tereddüt, şüphe var. Genelde sorulan sorulara şurayla gittim, burayla gittim deyince de ya abla işte biliyorsun artık kimseye güvenilmez. Hani ben nasıl güvenip gideceğim? İleride eğer problem çıkarsa ailem göndermiyor, izin vermiyorlar böyle artık vakıflara gitmeme vesaire diyorlar. Yani ben o zaman size şunu söylüyorum. Bugünkü söyleyeceğim bütün platform, proje, program, her şey tamamen devlet destekli ya da devletin elinde olan projeler zaten. Yani 10 sene sonra size çıkıp da biri FETÖ gibi bir olay patlasa işte şundan dolayı soruşturma yerim diye bir şüpheniz olmasın. Aslında bu da en büyük güvensizlik. Bugün bir gün bu konuda da büyük bir sohbet yapmak isterim yani sizinle. Daha doğrusu hökürmek isterim. Neyse geçelim bunu. Yani bunların hepsi dediğim gibi devlet destekli olduğu için bir problem çekmezsiniz. Buna emin olabilirsiniz. Eğer aileniz tatmin mi olmuyor? Açın sitesini gösterin. Al işte bak anne baba yani. Bu devletin sitesinde olan bir proje. İkna olmazlarsa artık bir şey diyemiyorum. Yani ben dediğim gibi üniversitede gezdim. Ve Türkiye'den başlayacak olursak, eğer 25 şehir gezdiysem 20'sini bana gezme fırsatı tanıyan devlet destekli en büyük katıldığım proje Gençlik Kampları projesi. Elhamdülillah 4 senedir burada bu ailenin içerisindeyim ve sizin Instagram'ların boyların Instagram'larda attığım müthiş geceliği 400 lira 500 lira olan bungalovları devlet size ücretsiz bir şekilde göl kenarında ne bileyim bazen yaylada imkan fırsatı tanıyor. Bunun içinde gençlikkampları.gsb.go.tr'ye girerseniz orada deniz kamplarından doğa kamplarına başvuru tarihlerinden hangi şehirde hangi kamp alanı var bunların tanıtım videoları her şey var. Yani bütün bilgilere ulaşabileceğiniz bir platform. Burayı takip edin, başvuru tarihlerinizi kaçırmayın, başvurunuzu yapın ve inşallah siz de yola çıkma cesareti gösterin. Yani yola çıkma cesareti gösterene Rabbim yolda nasip ediyor. Ben bu şekilde dediğim gibi 20 şehri rahat 25 şehri bu kamplar sayesinde gezdim. Bu arada kamplara katılım şartlarınız ne kadar gidebilirsiniz bunlarla ilgili ücretsiz kamplar videom vardı. Eğer daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız buradan bu linke tıklayarak o videoyu da izleyebilirsiniz. Şu konuda da rahat söyleyebilirim. Dünyanın hiçbir ülkesinde, Avrupa'nın göbeğinde dahi, ülkelerde dahi devletin eliyle gençlerin sosyalleşebilmesi, gezebilmesi için oluşturulmuş bir platform böyle yok. Yani eşim diyor, ben diyor eğer Almanya'da kamp yapmak istesem bir ormanda insanlar içinde tıkış tıkış ve belirli bir miktar ödeyerek yapmak zorundayım. O insanlar da ay yaş mıdır nedir ne çıkacağı belli olmaz güvenilir de değil dedi. Yani düşünün bizim ülkemizde insanlardan uzak sırf gençlerimiz doğayla iç içe olabilsin diye alanlar oluşturuyor. Ve orada siz ücretsiz kamp yapabiliyorsunuz. Hani artık yola çıkma cesareti gösterip yola düşerseniz gördüğünüz gibi gezebileceğiniz için birçok fırsat var.
Şimdi diğerlerine geçelim. Geçelim artık ülkelere. Benim ilk ülkem Kırgızistan oldu arkadaşlar. İlk gittiğim, seyahat ettiğim. Ve bunun içinde çok büyük, gerçekten çok güzel bir platform daha önereceğim. Gençgönüllüler.org. Bu da tamamen devletin desteklediği bir platform. Buraya gençlik merkezleri, işte gençlerle ilgili proje yapan bütün vakıflar projelerini koyuyor. Ben mesela Konya Gençlik Merkezi'nin uluslararası bir projesiyle gittim. Ondan önce Gürcistan'a vesaire de düzenlemişler, kendileri söylemişlerdi. O da nasıl oldu? Son gün fırsatını, yani ben genç gönüllüler nereymiş bilmiyordum. Bir ablanın tavsiyesiyle son günde projenin, yani projenin bitmesine bir gün kala baktım, hemen bir başvurdum, kabul edildi. Ve bunun sayesinde Kırgızistan'a, OŞ'a gittim. Hani burada mesela dün bir araştırayım dedim ne var ne yok. Yani sitede 4 tane yurt dışı projesi buldum arkadaşlar. Bir tanesi Moskova'da ödül verilecek bir yarışma. Bir tanesi Fransa'da Erasmus imkanı. Bulgaristan'da öğrenci ve Polonya'da öğrenci değişimi projeleri. Ve bu 4 projenin 3'ünün vakti geçmiş çünkü ben dün sadece baktım. Ama bu siteyi sürekli kontrol ederseniz şehir içi kültür gezileri de yapabilirsiniz. Hangi alanda kendinizi geliştirmek istiyorsanız ya da gezmek istiyorsanız zaten orada alanları işaretleyebiliyorsunuz. Tarihi aralığı seçebiliyorsunuz. Mesela diyelim ki Ekim'de gitmek istiyorsunuz. Ekim'de olan projelere bir bakarsınız arkadaşlar. Ya da ben işte İstanbul'a gitmek istiyorum. Acaba İstanbul'la ilgili bir proje var mı? Bak arkadaşım. Yani bak, Allah aşkına bak da gör yani. Hiçbir şeye bakmadan etmeden tek baktığımız şey o Instagram'lar, boylar, YouTuber'lar olduğu için yola çıkma cesaretimiz kayboldu. Onlar gibi yola çıkmak zorunda değiliz. Sen kendi yolunu kendin çiz. Bunun için işte bir sürü platform var. Başla, yeter ki başla bir yerden. Yani bunu göstermek için zaten bu videoyu çekiyorum bugün. Neyse. İlk gezimize çıktık mı? Şimdi ikinci gezimiz Kudüs'tü benim. Onu da ikinci sınıfta yapmıştım. Ve 7 arkadaşımla birlikte yaptım. Ve tamamen bir sene boyunca harçlıklarımı bitirerek yaptım. Bu konu hakkında da size söyleyebileceğim, hayatınızda belki de en yapacağınız şey kendi platformunuzu, projenizi, sponsorluğunuzu oluşturmak. Kumbaranız olsun arkadaşlar. Bunu Taha Kılınç'tan öğrendim. Orta Doğu'ya gitmek mi istiyorsanız Orta Doğu kumbaranız olsun. Balkanlara mı gitmek istiyorsanız Balkan kumbaranız. Kudüs'e mi? Kudüs kumbaranız. Ve bizimle mesela evlendiğimizde eşimle şöyle bir kumbara almıştık. Bunun içinde şu an gittiğim ülkelerin paraları falan var. İşte İran parası, şekel falan var ama yani diyor ki Taha Kılınç, ya diyor günlük 25 kuruş da olsa şunun içine at. Her gün at, damlaya damlaya göl oluyor. Bir sene sonra sen o ülkeye gitmiş oluyorsun. O ülkeye gidecek kadar paranı kendin biriktirmiş oluyorsun diyor. Ve ben bunu Kudüs'te yaşadım arkadaşlar. Kendim biriktirdiğim parayla ve 7 arkadaşımla birlikte gittim. Evet, Allah size yola çıkma cesareti gösterdiğinde yolu da nasip ediyor, yoldaşı da nasip ediyor. Bunu en çok ben tecrübe edebildiğim için sizin de yapabileceğinizi göstermek adına bu kumbarayı size gösterdim. Kendi kumbaranızı oluşturup en yakın zamanda yola çıkmaya başlayabilirsiniz. Üçüncü ülkem İran. Ve bunu bana sağlayan da TÜGVA'ydı. TÜGVA, Türkiye Gençlik Vakfı. Aynı şekilde yine devlet destekli. Tamamen hiçbir şekilde tereddütünüz olmasın. Yani şöyle bir şey arkadaşlar. Sitesine girip baktığınızda Ürdün Akademisi'nden tutun Arapça, yani Ürdün'deki Arapça Akademisi'nden tutun Malezya'daki İngilizce Dil Projesi, işte ne bileyim Hindistan'daki bölge uzman yetiştiriciliğinden Kudüs Akademisi ve sonra gidişi, yani birçok şeye bu platformdan da ulaşabilirsiniz. Ve şunu yapmanızı istiyorum arkadaşlar, size söylediğim bu vakıflara kendi şehrinizdeki vakfın bünyesine girip merhaba ben geldim, ya ben dertliyim, ben bir şeyler öğrenmek istiyorum, kendimi geliştirmek istiyorum, ben şu gibi şeylerle uğraşmak istiyorum, bana bir şey gösterin, devam edeyim, yapayım diyebilin yani. Yani gidin ya, kendi ülke, yani mesela TÜGVA Konya'dan örnek vereyim. TÜGVA Konya Kudüs Akademisi yaptı arkadaşlar. Sınavla ondan sonra, akademiden sonra sınav yaptı. Kazananlar Kudüs'e gitti. Kendi şehrinizin TÜGVA'sında da belki böyle imkanlar vardır ama siz işte ben yapamayacağım, ben yapamam, işte benim param yok diyerek sürekli kendinizi avuttuğunuz için böyle şeylerden haberiniz bile olmuyor. Yani parasız da yapılabiliyor arkadaşlar. Bakın bir sürü platform. TÜGVA'nın dışında yani mesela ben TÜGVA'nın da gerçekten hayatımda en büyük projelerden biri olduğunu söyleyebilirim. 20 gün boyunca İstanbul'da müthiş bir eğitim aldım. Altınçağ Medeniyet Merkezleri ile benim katıldığım projede Özbekistan, İran ve İspanya'ya geziler vardı bu arada. Ben İran'ı seçtim mezhepler ve dinler çalıştığım için.
Yani İran'ı istedim. Onlar seçti. Tabii ki de ben İran'ı istedim. İstediğimi belirttim. Neyse. 20 gün boyunca 13. ve 18. yüzyıldaki bütün İslam havzalarını işledik arkadaşlar. Bunun bana en büyük donanımı olduğunu orada fark ettim. Yani bu nasıl bir şey olabilir ya? Yani projelere başvurabilmeniz için de belirli bir birikime ve donanıma sahip olmanız gerekiyor. Ben bir projeye başvuruyorum. O proje beni yeterli bir donanıma sahip kıldıktan sonra gönderiyor, gezdiriyor ve başka bir projeye başvurmamın da kapısını aralamış oluyor. Ya bu silsile böyle devam edecek. Sadece yapmanız gereken şey kendinize inanıp yola çıkma cesareti gösterip o projelere başvurabilmek. Tabii ki de o projelere başvuranlar aralarınızda vardır ya da bana çıkmıyor da diyebilirsiniz ama çıkmasındaki en büyük etken de kendinizin bilgi ve birikimini donanımınızı yükseltebilmek. Yani siz evde otura otura ben gitmek istiyorum param da yok. En iyisi şuna başvurayım mecburiyet demiş. Olmaz böyle de kusura bakmayın yani. O projelerde kabul edilebilmeniz için gereken gerekli donanımı CV'nizde gösterebilmeniz gerekiyor. Ve onun içinde en büyük etken sizin aktif bir şekilde eğitimlere katılmanız ve platformlarda bulunmanız gerekiyor. Yani ben elhamdülillah İslam coğrafyalarını dertlenmek istediğim için sürekli vakıflarda görev aldım, birimlerde çalıştım ama şöyle söyleyeyim, üniversite hayatım boyunca bildiğiniz tüm vakıfların birimlerinde belki de olmuşumdur. Ama en çok gerçekten yani elhamdülillah ya İslam Müslüman samimiyetini görebiliyorum dediğim Genç Hareket Konya oldu. Size tavsiye edebileceğim 4. platformda Genç Hareket. İnsan Vakfı bünyesindeki Genç Hareket. Başka hareketlerle karışmasın. Yani öyle başka vakıflarda gördüm çünkü. İnsan Vakfı da bu arada size yurttan bursa bütün imkanlarını tanıyan bir vakıf. Yani hem dünya coğrafyalarındaki yani dünyadaki diğer Müslümanları dertlenen hem de öğrencilere burs imkanı ve yurt imkanı sağlayan bir vakıf. Onun için onun bünyesindeki Genç Hareket de tamamen gençlerle ilgilenen bir vakıf. Şöyle söyleyeyim, ben Altınçağ Medeniyet Projelerine başvurmadan önce eğer oradaki gittiğim akademiler olmasaydı CV'm kabul edilip de başvuramayacaktım. Ben orada İran'a gitmeden önce Genç Hareket'te İran Akademisi aldım. Ondan sonra Altınçağ'da eğitim aldım, öyle gittim. Yani mesela Avrupa okumaları yapıyorlar. Avrupa'nın bütün ülkelerini tek tek inceleyip üzerine makaleler okuyup alanında uzman kişilerden eğitim görerek işledik. 21. yüzyıl akademisi yaptık. 21. yüzyıldaki bütün İslam alimlerini, aktivistlerini inceledik. Onlar hakkında makaleler okuduk. Yine aynı şekilde onların olduğu coğrafyaları çalışan insanlardan eğitim aldık. Yani böyle donanımlı, birikimli bir birey olabilmeniz için size elinizden geleni yapmanızı gösteren bir yol var. Ben de size o yolu tanıtıyorum ki gidin. Yani CV'lerinizi doldurabilecek gereken donanımı orada sağlayabilirsiniz. Bunun dışında tefsirinden hadisine, işte İslam hukukundan fıkıhına, her şeyine ulaşabileceğiniz dini alanda çalışmalar da var. Siz mimar mı olacaksınız? Mimarlara yönelik hukukçu musunuz? Hukukçulara yönelik, işte tıpçılara yönelik eğitimleri de var. Yani başka ne diyebilirim bilmiyorum arkadaşlar. Artık hani paranız olmasa da çıkabileceğiniz bütün kendi bu 25 şehir ve 3 ülkem için gereken platformları, projeleri tanıttım. Artık size kalmış. Yola çıkmak da size kalmış. Sizin cesaretinize ve inancınıza kalmış. Korona dönemi bittikten sonra inşallah. Hani şimdi mesela bu video bitti. Gidin araştırın. Korona bittikten sonra da inşallah gidin ben geldim deyin. Ondan sonra şimdiden projelere katılmaya çalışın. Genç gönüllülerde proje tarayın sürekli. Ve inanın yola çıkabileceksiniz parasız bir şekilde. İnşallah etkili ve faydalı bir video olmuştur. Bu videoda şurada yanlıştın, şurada doğruydun, evet haklısın ya da şu çok haksızlık yaptın dediğiniz noktalar varsa alt kısmında yoruma bırakabilir ve bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız da abone olup bana destek olabilirsiniz. Benim tek amacım yola çıktığımı ve sizin yola çıkabileceğinizi göstermekti. İnşallah bu platform başka yollara birlikte gidebilmeyi de nasip eder, vesile olur. Onun için abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.